Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed Unlimited videosu ile karşınızdayım. Ben Ata, bu Need for Speed Unlimited videosuna Doppel Cancer etkinliğin 3 ve 4. günlerini sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed Unlimited videoların gelmesini istiyorsanız ve sitemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatma cebi. Benim Rabbim kanalımıza da hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Önceki No Limits videosunda etkinliği ilk 2 günde sizlerle beraber tamamlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz ki ilk 2 gün ekstra da önemli. Kartlar kısmı şuraya bırakacağım. Haberiniz olsun. Etkinin 3. günü başladı. 50 dakika oldu. Hemen daha fazla vakit kaybetmeden etkinimizin 3. gününe geçelim. Hadi bakalım, let's go. Sizi buna ben soktum üçünüzü vesaire falan diyor. Yani bu gece tuhaf bir gece falan diyor. Evet, tuhaf bir gece oldu kesin. Çakma G-Cloud. Yakışıklı G-Cloud. Bu arada oyunumuzdan 677 PR istiyor. Üçüncü günü tamamlamak için. Bakalım yeterli PR'e ulaşabilecek miyiz? Mevcut parçalarımızla. Önce mevcut parçaları kullanalım. Yarışta daha rahat, daha hızlı tamamlarız çünkü. Özellikle transmisyon ve tekerlekten ben iyi bir PR artışı olacağını düşünüyorum. Çünkü azami hızda pek fazla PR gelmiyor. Onu fark ettim. Ya da arabayı geliştirmek zor, bilmiyorum. Ama bu transmisyondan 2 PR geldi. Parça kullanmaya devam. 673 PR şu anda. Tekerleği de yükseltelim şöyle. 674. Ama sanki ya 676 ya da tam PR duvarına geleceğiz gibi duruyor. Yani 677. Yani içimden bir ses öyle geliyor. 675 şu anda. Çok fazla eko parçası almadım bu arada. Yani çok fazla nitro veren parça almadım. Biraz para israfı gibi düşündüm çünkü. Yani çok fazla aldığım zaman bu sefer de para olmuyor çünkü. 676 PR bu arada. Alabileceği parça var mı? Eko parçasını alayım bari. Daha sonra işime yarar. Yeşil parçalar işime yarar çünkü. Ha, bir tane daha veriyor oyun hatta. Keşke almasaymışım falan. Neyse. Surging Cloud. Hadi bakalım tekrardan peşimizde. Kim? Dinle beni. Yani bu tahmin ettiğimiz gibi falan değil. Ya ikizimizi kaybedersek? Yani tam da düşündüğüm gibi. Vesaire falan diyor. Sen beni sokakta takip etmiştin falan diyor. Ne oluyor lan? Yani bunun için vaktim yok Jean Claude. Yani o senin gerçek ikizi falan değil. Ah başım. Buradan hemen çıkmamız lazım diyor. Evet, çıkmamız lazım. Orası bir gerçek yani. Acilinden hem de. Ne oluyor abi bu arada ya? Sen nereden çıktın? Ne alaka ya? Bir de ne diyor? Yok sen beni bıraktın gitti falan. Lan ne alaka? Bir de gerçekmiş var ya, ne gülerim ha. Ne bu acaba? Geçmişimizi falan mı sorgulatıyor? Ne yapıyor? Bu şeyler, illüzyonlar. Ne güzel olurdu lan bu arada. Eğlenceli olurdu bu arada. En azından benim şahsi düşüncem böyle. Değişik bir etkinlik zaten çünkü. Böyle değişik olayları konu alsa falan. Şu an olduğu gibi. Bence başarılı bir hikaye anlatımı olabilir etkinlikte. Orada yarışı kaybetmiyoruz değil mi? Şaka mı bu? Ne kadar şeyle kaybettim, ne kadar farklı kaybettim. Ulan 0-3 ya. Neyse, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, bu sefer çok rahat bir şekilde kazandık. En azından falan miktarda para gelmiyor ya. Ama yani boşa giden bir bilet maalesef. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Umarım cezalandırılmayız bunun için daha sonra. Bu arada full rush yarışı falan var. Oh, bol bol drafting yani. Güzel güzel. Bir de uzun yarışlar gelirse var ya, tadından yenmez. Ulan o kadar yükseltme yapıyoruz ve yine yarışı kaybediyoruz ya. Bravo bize gerçekten. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Evet. Sen de onun gibi falan vesaire. Seni hastaneye mi götürsek? Ne düşünüyorsun? Ya sen ne anlatıyorsun ya? Tenis menis bir şeyler diyor. Oğlum niye fikrini ona soruyorsun? Onun yüzünden oluyor zaten. Allah'ım yarabbim, bu Jean-Claude ne kadar salak bir karaktermiş ya. Tamam, salak olduğunu biliyordum da. Oha bu arada. Ya daha önce bu yarışı yapmıştım ya. Kanser yarışı burası. Direkt arabalar nasıl bir hızla çarpıyorsa bize. Amel sümüğü gibi yapıştık ya. Neyse, aşırı kısa bir yarış. Umarım tekrar oynanabilen bir yarış değildir bu ya. Bu ne abi? Para gelmiyor. Siz ikiz falan değilsiniz. Bana saldırıyor gibi bir şey. Bunu daha fazla dayanamayacağım. Ne oluyor abi? Mentaliter olarak mı saldırıyor? Ne yapıyor? Çözemedim ben de. Ulan tekrardan oynanabilir yarış. Ama hayır ya. Ama abi. Para gelmiyor ya. Para gelmeyen bir yarışı ben ne yapayım? Allah aşkına ne yapayım? Neyse, yapacak bir şey yok. Oynamam olur biter. Mecbur 4. günü beklerim.
Ne oluyor abi? Kimi elimizden gelince dikkat etmeye çalışıyoruz falan. Arabayla çarpıp oraya yola çıkması falan engellemeye çalışıyoruz. Ne oluyor abi? Kim, ne yapıyorsun? O benim kardeşim. Ne oluyor lan? Olaylar iyicene bir karışmaya başladı. Kim kafayı yiyor şu anda? Bir yandan kim ona mı çarpıyor? Ne oluyor? Anlamadım ki ben de. Olaylar acayip yerlere gitmeye başladı. Lan çakmacıyı kulak, ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun bizimkine? Allah'ım ya, bir ortaya çıktı. Başımıza gelmeyen kalmadı ya. Yemin ediyorum şalafon etkinliğinden daha acayip ya. Orada en azından gerçek bir şey yapıyorduk yani. Çeteleri geri topluyorduk falan. Burada bambaşka bir şey var ya. 4 kişi bütün bir etkinlik boyunca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biri bize saldırıyor, biri yoldan çıkıyor. Biz zaten etkisiz eleman gibi ama her şeyi biz yapıyoruz aslında. Neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Jean-Claude zaten geri zekalı, o bir gerçek. Karakter bu kadar bir salak olur ya. Gizli değil diyoruz, anlamıyor adam. Neyse abi, bu yaşta çok rahat bir şekilde kazandık. Ve en azından buradan bayağı bir para geldi. Bayağı bayağı hem de. 4,5K. Güzel. Hepimiz öldürmeye çalışıyor. Evet, ilk önce sen hatta. Evet, ilk defa mantıklı bir şey söyledi. Ama buna sebep olan kendisi olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor lan bu arada hakikaten kime? Kafayı yiyor şu anda. Hem de ciddi anlamda kafayı yiyor. İlk defa gerçek bir şey söyledi Kullanıcı Cloud. Sakın yoluma çıkma hotshot. Ben bunu hak ediyorum. G-Clan'ın arabasına çarpıp duvara sıkıştırmaya çalışıyor vesaire falan diyor. Valla bayağı bir sıkıntı olacak gerçekten müdahale etmezsek. Bize de bir atıfta bulundu. Ne oluyor abicim bu arada ya? İyice ne bir kafayı yemeye başladı ki. Bakalım sakinleştirebilecek miyiz? Ve etkinin devamında ne olacak? Başka çeteleri falan görecek miyiz? Başka karakterleri görecek miyiz? Tyler nerede? Bizim klanımız kim? O nasıl bir tip? Onun nasıl bir etkisi olacak? Yani tek seferlik görmüş olamayız diye düşünüyorum. Yoksa ne anlamı kalır ki? Bence en son klonumuzla falan kapışacağız. Her şey sebebiyet veren de belki de o olabilir. Neyse, öğreneceğiz muhakkak. Orada bu yaşıda aşırı rahat bir şekilde kazandık. Güzel bir para çıkarmışızdır buradan. Yani mevcut yarışa göre. Aynen 3.300 gayet iyi. 40K'da paramız oldu. Geriye kaldı bir biletimiz. Bunu da harcadıktan sonra yükseltmeleri yapıp videoyu sonlandıracağız. Evet, tam gaz devam ki. Aynı kadro. Ne oluyor şimdi? Diyalog yok. Okey. Diyalog yoksa sıkıntı vardır. Diyalog yoksa sıkıntı vardır abi. Yani olaylar gerçekleşmeye devam ediyor demek ki. Hani kim hala diğer Jean Cloud'u yok etmeye falan çalışıyor böyle. Aynen, bize de salça olmasın da. Bize de saldırmasın da. Orada kim biraz fazla önde. Yakalasak fena olmaz. Böyle drift yaparak yakalasak daha iyi olarak da. Malum hem drift parası hem drafting parası. Şöyle bir güzel paramızı kasalım. İyi iyi ya, en azından güzel para kasabiliyoruz. Yani şöyle güzel drift yapsam yakalayabilir miyim peki kime? Drafting'de. Yakaladık, tamam. Yani o kadar upgrade yaptık. Zahmet yani, yakalayalım mı yani kariye? Biraz para kasalım yani. Az daha drafting yapabilsek iyiydi ama yapacak bir şey yok. Geçelim bari artık. Gidecek zaten yarış. Şöyle bir üstüne makas. Gayet güzel. Bu yaşı da başarılı ve rahat bir şekilde tamamladık. Buradan da bir 4K geldi. Güzel. Evet, pes etmeyecek. Kapa çeneni, senin lanet. Hayır asla, ne oluyor ya? Ben çevirmeye çalışıyorum ama çok da bir şey de anlayamıyorum da. Acayip bir hal aldı olaylar. Neyse, eminim bir şeyler açığa çıkacaktır ya. Ve kim duracaktır diye düşünüyorum. Ha, transmisyonu da bitirdik bu arada. En azından şimdilik. 5. güne kadar transmisyonda işimiz artık bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Nitro'yu da 3. yıldızı çıkardık. Belki 679 PR olabilir. Yani bir tane daha yeşil nitro parçamız varsa. Ki iki tane varmış. 678'de kaldı. En azından PR duvarını açtık.
Bu bizim için şimdilik yeterli. Videoyu sonlandıracağım. Kaldığımız yerden tam gaz, biletler dolduktan sonra devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Üçüncü günün altıncı yarışıyla devam ediyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Sıradaki yarışta da etkinliği üçüncü günde tamamlıyor olacağız. Onu da bilgisi verelim. Kim sürmeye devam ediyormuş falan ama şey yapmayı becerememiş. Üçümüzü de wreckleyememiş. Aracımız şey yapamamış. Yani bunu bitirmenin tek bir yolu var. Bu konuda haklı olduğu falan yazıyordu az önce. Bayağı olaylar karışacak gibi duruyor. Bu arada bu yarış çok para veriyor. O yüzden elimden geldiğince fazla draftik yapmam lazım. Hatta üçüncü günün son yarışında da bayağı fazla draftik yapabiliyorsunuz. Bayağı uzun bir yarış orası. Yani etkinliğin en uzun yarışı olma ihtimali var. O yüzden bayağı bir elimizden geldiğince para kasmamız gerekiyor. Üçüncü günün son yarışında. Umarım yapabiliriz. Yani hesapta bu arada şansıma motor kiti geldi. Direkt olarak aldım. Direkt olarak aldım. Umarım işimize yarar. Umarım motor parçası falan bulabiliriz. Hiç karşıma çıkmadı motor parçası maalesef. Yani dükkanda hiç parçası tanımadım. Ve henüz tekrar oynanan yarışlarda oynamadım. Çünkü çok az para verdiği için. Birazcık riskli. Dedim o yüzden önce para veren yarışları oynayayım. Ondan sonra tekrardan oynanabilir yarışlardan olan motor parçası ben yarışı oynarım diye düşündüm. Onu da bir iksiri vereyim arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarışı şu an %80'ine geldik. Deli gibi para kaldırmaya devam ediyoruz bu arada. Bayağı para kaldırıyoruz buradan. Kim sayesinde. Teşekkürler Kim'cim. Şöyle hatta üstüne makas taktık biraz. Biraz daha draftik yaptık. Ve bu yarışı da başarılı bir şekilde kazandık. Buradan bayağı para gelmiştir bu arada. Gördüğünüz gibi 6,5K geldi neredeyse. Yavaştan döndürmeye çalışıyorsun vesaire falan diyor. Seni uyarmıştım diyor Kim'de. Elinden gelince çarpıp böyle durdurmaya çalışıyorsun falan. Ama bir işe yaramıyor tarzı. Bir şey daha yazdı. 6. yarışı bitirdik ve 7. yarışa geliyoruz şimdi. Buradan da motor parçası veriyormuş oyun. Neyse ki. Neyse ki motor parçası veriyor. Bu arada Doktor Jean Claude mı? Nasıl yani? Bir tane daha mı Jean Claude geldi? Ha, kimin şey olmuş, hurdaya dönmüş arabasına bakıyorsun diyor. Ama sürücü koltuğunda kimse yok diyor. Karanlık böyle bir şey oluyor falan. Araçtan sonra oradan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Yoksa çünkü o tarafa baktığı sıkıntı oluyor vesaire falan diyor. İnanamıyorum. Kim bunca yıldır, yani 7 yıldır böyle miydi falan diyor. Ofisimden kaza sesini duydum ya. Herkes iyi mi diyor. Oha çok ciddi bir kazaymış falan diyor. Ah tanrım, teşekkürler bir doktor. Hey doktor, kim olduğunu bilmiyorum ama burada güvenli değiliz, gitmemiz lazım. Tamam benim için iyi hoş. Yani canavar vesaire bir şeyler dedi ama abi ne oluyor, 3 tane Jean Claude var şu an bizde ya. Ne oluyor abi? Niye böyle saçma sapan bir olay oldu şimdi? Neyse umurumda değil, ben draftik yapacağım. Bu arada Doktor Jean Claude'un ne kullandığını bilmiyorum. Okumadım doğru düzgün. Baksaydım keşke. Neyse çok da önemli değil o şu an. Nitro bassın da ben de nitro basacağım. Aynen. Böyle bir draftik yapalım da. Bu arada yarış bayağı uzun olduğu için tabi basıyorlar gaza deli gibi. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Para kalmak unutmuyorlar. Siz bir nitro daha basın. Aynen. Nitromu bitireyim de. Ondan sonra deli gibi para kasabileceğiz çünkü. Şöyle bir nitro daha. Jean Claude'a bir yaklaşabilsek çok güzel olacak da. Sonunda yeterli mesafe ulaştık. Güzel. Artık draftik yapabiliriz. Tabi eğer arkadaki Doktor Jean Claude bize çarpmazsa. O birazcık bize sıkıntı çıkardı. Ama daha yarışın yarısındayız. Gördüğünüz üzere. O sebepler ötürü olarak bayağı para kasacağız gibime geliyor. Bir de Jean Claude'da arkadan böyle bir şey yapabilirsek, takip edebilirsek. Aynen şu an olduğu gibi. Gayet güzel. Arabayı o kadar upgrade ettik. Bir zahmet bir verim alalım yani. Bir zahmet olsun o kadar yani. Şöyle güzelce rampalardan da atlamaya devam ediyoruz bir yandan. Drafting'i bozmayacak şekilde tabi. Şöyle ben bir rampa daha atlayayım. Ariyeten de para kasmaya devam. Bu arada drafting'den tek seferde 2700-2800 civarında para gelmiştir. Şimdi artık ben bir G-Cloud'a geçeyim şöyle. Yoksa yarışı kaybedeceğim. Ama buradan var ya deli gibi para kasılırdı var ya, öyle böyle değil. Top 8000 kastık. Üf. 8000. 8000.
Yani sürekli bu yarışı kaybetsek gocunmazdık diye düşünüyorum. Ama video gereği kazanmamız gerekiyordu maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, an itibariyle 3. günü tamamlanıp ben şimdi kalan biletleri de harcayacağım. Tekrar önemli yarışları falan da oynayacağım. Kaldığımız yerden tam gaz. 4. gün açılır açılmaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Etkinliğin 4. günü açıldı. Vakit kaybetmeden etkinliğimize devam ediyor ve 4. güne başlıyoruz. Sanırım bu senin arkadaşı Kim Bil günün sonunda. Ama hani değişik bir şey gibi. Neyse, iyi olan şey ki ben şu anda buradayım falan diyor. Ha, benim eğitimli gözlerim sayesinde 1 kilometre öteden şey yapabilirim falan diyor. Eyvallah Doktor Jinklat. Eyvallah. Teşekkürler. Önce ben bir upgrade yapayım. Önce bir yükseltme yapayım. Ha bir de kaç PR gerekiyor? 693. Tamam olur. 693. Rahat bir şekilde yaparız. Önce bir arabamızı yükseltelim tabi. Kaç PR'a ulaştık? 687. 693 olduğunda direkt olarak günü tamamlayabiliyoruz zaten. Hadi bakalım önce yükseltmeleri yapalım. Ardından yarışlara döneriz zaten. 688. 690 olur diye düşünüyorum ben en azından. Yani geri kalan parçaları zaten buluruz diye ümit ediyorum. Yani umarım. Şöyle hemen yükseltmelerimizi yapalım. 690 oldu mu? 690 olmadı. Tüh, bir yükseltme daha yapsam olurdu. Neyse hemen hızlı bir şekilde 4. günün ilk yarışından başlayalım. Evet, Jean Claude ekibiyle yarışlara devam. Akmaya devam. Ne oluyor, ne bitiyor hiçbir fikrim de yok. Plan hiçbir şekilde değişmedi değil mi falan diyor. He, aynen. Aynen. Bir dakika, siz kardeş olamazsınız değil mi? Ya üçüz müyüz yoksa? Medical Marvel. Oğlum ne oluyor lan? Allah'ım yarabbim ya. O kadar olay oldu az önce. Şimdi bildiğin gülme krizine gireceğim. Az kaldı ya. Ne oluyor abi? Ayrıca niye Doktor Jinklak daha önde gidiyor? Neden yani? Oha bu arada. Yalnız. Ya G-Cloud ne kadar hızlı gitti öyle ya. Geçemedik bir türlü adama. Neyse. Benim drafting yapalım, biraz da para lazım malum. Zaten etkinliğe bir saat geç başladım. Ondan dolayı birazcık üzgünüm. Yapacak bir şey yok, hani dinlenmeye ihtiyacım vardı. Şöyle ben bir geçeyim senden. Teşekkürler. Az kalsın kaybediyorduk bu arada. Az kalsın. Ucundan yırttık. Ama kazandık mı? Kazandık, bizim için önemli olan. O evet, ilk yarışı tamamladık. Tam gaz devam ediyoruz. Nitoraj yarışıyla tık aldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım oyun bize hangi kiti verecek bu arada. Tabii ben hiç kit almadığım için bana denk gelmediği için şu anda çok da bir önemi yok ama. Evet, iki tane Jinklat var, tuhaf görünen falan diyor. Yani benden iki tane mi var şimdi falan diyor. Ne olmuş yani? Kimi problemlerini çözmeye çalışacağım falan. Bir şeyler demeye çalışıyorum ama G-Cloud zekası yüzünden anlayamıyorum abi. Yani çevirmeye çalışıyorum ama bir yere kadar yani. Bir yere kadar. Çok detaylı olunca mal çeviremiyorum. O kadar da değil yani. Kısacası kimi bulmaya çalışacağım vesaire falan diyor. Hani ben ne olduğunu hala tam olarak anlayabilmişim. Bunlar ne alaka şimdi? Hani bunlar bizde geziyor. Bunların bize etkisi olayı ne yani? Tamam, hani ikinci Jinklat geldiğinde yani kimin başını falan ağrıtıyor ve kafayı yemesine sebep oluyordu. Sonra üçüncüsü geldi. Üçüncüsü geldi, ne oldu şimdi? Ben şu an anlayabilmiş değilim. Neyse, öğreniriz diye düşünüyorum. Belki de kimle yer değiştirmişlerdir, bilemiyorum. Ama değişik olaylar yani, bayağı bir değişik olaylar. Neyse, güzel güzel gidiyoruz bu arada, bayağı hızlı bir şekilde. Bayağı bayağı hızlı bir şekilde. Bakar mısınız, daha 460'la gidiyoruz. Ama 463'ten yukarıya çıkmıyor. Güzel güzel. Üf, şekilli bir drift yaptı yalnız ha. Baya baya şekilli kaydı ha. Beklemiyordum böyle kaymasını. Aşırı hızlı gittik diye mi öyle yaptı acaba? Bilmiyorum ama güzeldi. Evet, motor parçası veriyor oyun bize. Yeşil. Bunlara zaten ileride ihtiyacımız olacak. Bu arada bu sefer normal Jean Claude yok. Onu fark ettik. Hey, geri gel. Dağılmamız lazım sağlığın için. Hadi hemen kardeşimizin peşinden gidelim falan diyor. Ha,
Bizim orijinal Jinkloud araştırma yapıyor herhalde. Uzaklaştı gitti. Ve bunlar da hemen peşine takılalım falan diyor. Akıl sağlığımızı kaybettirmeye çalışıyor olabilirler bunlar. Yani Doktor Jinkloud falan. Yakışıklı iş adamı Jinkloud. Ne oluyor abi yani? Bizim Jinkloud'da uzaktan yakından alakası olmayan türleri olduğu için değişik gerçekten. Senin araba Honda 2000 miydi bu arada ya? Doktor Jinkloud. Dikkat etmiyorum ben hiçbir şekilde arabalara bu arada. Hani bakıyorum, geçiyorum, unutuyorum sonra. Bende de böyle anormal derecesinde unutkanlık var yani. Yani bence anormal, yoksa o kadar da değildir de. Yine de biraz böyle gözüme çarpmıyor değil bu unutkanlık seviyesi. Neyse abi, şu yarışı da bir kazanalım abi. İyi de para kasmışızdır buradan. Gayet iyi hem de. 3800. Honda CRX-R'müş. Okey. Bildiğim bir araba markası değil. O yüzden merak ettim. Honda 2000'e de benzemiyordu zaten. Niye öyle bir soru sorduysam. Neyse devam ki. Hala aynı kadroda devam ediyoruz. Tam gaz devam ki o yüzden. Eğer geri gelmezse bize ne olacak? Yani onun işini önceden bitirmen lazımdı. Aha. Aha sonunda şey olmuşlar. Şimdi bize şey yapıyorlar. Hayda. Şimdi bizi peşimize takılıyorlar. Onun işi zamanda bitirmeyi de falan diyor. Yani gerçek yüzler ortaya çıktı. Gerçek yüzler ortaya çıktı. Yani. Şimdi bizim peşimizdeler yani. Okey. Yani orijinal kişi uzaklaştıktan sonra kafayı yiyor bunlar ya. Yani. Bunların da gerçek şeyi ortaya çıkıyor. Ya da bunlar da hep planlı karakter de olabilir. Ama Jinkloud varken Jinkloud gibi hareket ediyorlardı. Öyle bir olay var şimdi. Yani Jinkloud varken Jinkloud gibi hareket ediyorlardı. Bence direkt karakterleri taklit ediyorlar. Ama bakalım acaba gerçekte kimler? Ya da dümdüz uzaylı olabilir, bilmiyorum artık. Öğreneceğiz günün sonunda diye düşünüyorum. Tabi yarışı kaybetmezsek. Hayır, kaybetmeyeyim abi yarışı. Ucu ucuna kazandık yine var ya. İkidir ucu ucuna kazanıyorum ya. Vallahi billahi. Süreye bakın abi. İkidir ucu ucuna yırtıyoruz. Neyse ki upgrade'lerimizi yaptık da başladık yarışlara. Yoksa var iki bilet boşa giderdi ha. Vallahi billahi. Neyse 5. yarıştan devam ediyoruz. Hadi abi artık kurtulalım şunlardan ya. Biz salmıyorlar bizi ya. Şu anda avundayım dostum falan diyor böyle. Yani ben böyle tehlikeli oyunları seviyorum falan diyor. Evet odaklan artık. Yani daha fazla bunlara şey yapamayız falan diyor. Kaçmalarına izin veremeyiz tarzı bir şey söylüyor. Öyle kalırsınız işte. Böyle kalırsınız işte. İstediğiniz kadar uğraşın, beni yakalayamazsınız. Altındaki arabayı bilmiyorsunuz galiba. Uzaylı arabası lan bu. Uzaylı arabası bu. Bir de ben premium sandık açtım video geçmeden önce, video kaydına başlamadan önce. Bu arabanın çiziminden geldi 3 tane. İlk defa böyle bir şey yaşandı. Etkinliği yaptığım arabanın çiziminden geldi. Etkinlik sırasında. Arabayı açtıktan sonra da değil yani. İlginç bir durumdu. Bu arada bu sefer gerçekten led boşa gitmiş olabilir. Ama abi aynı anda geçtik ya. Abi aynı anda geçtik, şaka gibi ya. Normalde hep biz kazanırdık. İlk defa böyle ben kaybettim. Neyse devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki kere kaybettim bu arada. Şansıma tüküreyim gerçekten. Neyse yapacak bir şey yok. Ben şuradan bir etkinlik garajına gideyim. Yükseltmemi yapayım. Zaten bir tane yükseltme var sanırım. 690 PR'e ulaştık. Ne veriyor oyun bize bu arada? Motor kiti veriyormuş. Bende yan hesapta zaten motor kiti var. Şöyle görev ödüllerini de alayım. Seviye 64 oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten canlı yayın da yapacağım için herhalde bir seviye falan kasarız. Daha hani kariyer modu videosu falan çekeceğim bir tane daha. Önce canlı yayını gerçekleştireceğim tabii. Canlı yayını yaptıktan sonra video çekeceğim. Neyse ben bir yavaştan videoyu sonlandırıyorum. Yine kaldığımız yerden tam gaz. Mevcut yaşı geçtikten sonra ve biletler dolduktan sonra devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 5. yarışı kazandık. Onları kaybetmeyi başarmışız. Şimdi Jinkloud'u bulma zamanı geldi diyor. O zaman direkt olarak bulalım.
Eko parçasını da aldık. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Etkinin 5. günün açılmasına bu arada az bir zaman kaldı. 2 saat 40 dakika kalmış. Şimdi direkt olarak yükseltmeleri yapacağız. Yükseltmeleri yapalım. Ardından kaldığımız yerden zaten yarışlara tam gaz devam ederiz. Önce bir Eko'yu yükseltelim. 3. yıldızı yükselttik. Zaten fazladan parça falan da olduğu için gönül rahatlığıyla yükselteceğiz. Gördüğünüz üzere 691 PR şu anda. Şöyle hemen turboyu da yükseltelim. 7. yarışı kazandıktan sonra zaten oyun bize motor kiti de vereceğinden ötürü rahatlıkla 693 PR'a ulaşacağımızı düşünüyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mantık yarışıyla. Aa hey, beni yakaladın. Yani hiçbir tehlikeye falan rastlamadım diyor. Tamam. Tamam. Anladık. Anladık. Tamam. Şöyle söyleyeyim kısacası. Hani az önce Inkılap'ta şey yapmaya çalışıyor, bizi öldürmeye çalıştılar falan ya. Her şey onların konuşmalarına ve bizi öldürmeye çalıştıklarına falan şahit olduk diye amaçlarını boğdum falan gözüküyor. İşte ben asla böyle bir şey söylemem vesaire falan diyor, biliyorsun falan diyor. Onlar da uzak duralım falan diyor. Yani olması gereken. Olması gereken yani, dediğim gibi. Şöyle nitromuzu basalım. Ardından da yarışı kazanıp 7. yarışa geçelim hızlı bir şekilde. Bu arada yeni uyandım arkadaşlar. Ondan dolayı sesim birazcık kötü gelebilir. Şimdiden kusura bakmayın. Haberiniz olsun. Ya bazen kuzenler kavga eder. Yani bu sorun değil. Hadi şunu temizleyelim diyor. Ya Allah'ım yarabbim, alakası yok yok. Gerçek kuzen falan değilsiniz siz. Kardeş falan değilsiniz siz. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Bu G-Cloud beni delirtecek. Bu G-Cloud beni çıldırtacak. Vallahi çıldırtacak. Neyse devam ki. Sana söylemiştim bak, döndüler. Biraz tehlike şey olduğunu düşündüm falan diyor. Birazcık tartışık vesaire falan diyor. Ya tamam, biz tamamen hani farklı insanlarız falan diyor. Her zaman böyle olmasına gerek yok diyor. Yani biz aileyiz sonuçta. Hani bunu konuşabiliriz. Çabuk onu öldür hemen kaçmadan önce tekrar diyor. Aa hayır. Alıştı. Ya Allah'ım ya, manyak mıdır nedir ya? Değil diyoruz işte, gerçek ikiz falan. Ya da kardeş. Ya da aile. Alakası yok diyoruz, anlamıyor adam ya. Vallahi billahi anlamıyor. Zeka seviyesi Abu Bakar arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Hiçbir zaman zeki bir karakter olduğunu düşünmemiştim zaten G-Cloud'ın. Sadece böyle değişik bir karakter falan diyordum. Değişik çağrı gerçekten de. Ama o kadar yani. Ne zeki, ne mantıklı hareket ediyor, ne de gerçekten bir katkısı var yani. Ben en azından bir katkısını görmedim. Neyse, bu yarışta kazandık. Motor kitini de aldık. Kaldı bize, ara devam ediyoruz. Biraz da drafting yaptık. Tamam, güzel. Yaklaşık 104K'da paramız var. Para kasmayla devam. Bu arada ben bayağı bir para kasmıştım. Hani bir 140K falan kasmışızdır toplam. Biraz harcadım. Aratmadır, şudur budur. Ama her şekilde değerdi. Değerdi bu arada. Çünkü parça ihtiyacımız vardı. Ben galiba iki tane motor parçası buldum hatta. Tamam evet. Ne olursa olsun dojladık falan diyor. Kaçındık diyor. Sana diyor ki şimdi ölme zamanı. Sıradaki 60 saniye içerisinde. Hayda. Ne oluyor abi ya? Bunlar da kafayı yemiş ki olayı ben hala anlayabilmiştim. Dördüncü gündeyiz. Tamam hani olay oluyor. Eyvallah. Ama hala olayın mantığını anlamadım. Anlayamadım yani. Ama eğlenceli bir etkinlik. Keyif alıyoruz, o ayrı bir durum tabii. Ama keşke biraz da neyin ne olduğunu anlayabilsek yani. Neyse, öğreniriz herhalde diye düşünüyorum en yakın zamanda. Yani 5. günde öğrenelim bari. Normalde çoktan bir şeyler ortaya çıkardı, öğrenirdik, ona göre hareket ederdik yani etkinliklerde. En azından ben anlıyordum yani önceki etkinliklerde neyin ne olduğunu az çok. Şimdi o da olmuyor. Neyse, bu yarışta kazandık. Ve PR duvarının olduğu yarışa geldik. 2400 de buradan geldi. Tamam. İki kişi yolu blokladılar vesaire falan diyor. Durmak zorunda kaldık diyor. Sonra araçlarımızın etrafında şey yaptılar falan diyor. Ya yani ellerimi kirletmekten nefret ediyorum. Ya yani ellerimi, yani arabanı kan da boyayacağım falan diyor. Böyle çok daha kolay olacak. Sonra doktor arabanın üstüne çıktı falan diyor. Hayda, tam zamanda geldim diyor. Abi
Ne oluyor ya? Ya ne oluyor ya? Abi neden Rambo G-Cloud geldi? Ne alaka? Neyse şuradan hemen motoru yükseltelim. Acilinden. 692 PR. Tamam zaten 4 tane motor parçamız var abi. 4 tane. 693. 694 oluyor mu? Oldu. Güzel. Bedava PR abi. Mis. Bir de oyun bize şimdi Nitro Kit'i de verecek. Vallahi billahi beyaz G-Cloud diyor. Vallahi billahi Rambo geldi. Ne oluyor abi? Ha, önce sizi bulduğum için şanslısınız falan diyor. Başka bir çıkış yolu falan var diyor. Kardeşlerim, onların isimlerini hiç öğrenmedim. Ya of. Ne oluyor abi şimdi? Kafamızda ciddi bir baş ağrısı oluşmaya başladı diyor. Halüsinasyon göreceğiz bu girişte var ya. Neyse abi en azından kurtardı bizi. Hayret yani bizi gerçekten kurtaran biri. Ya bence bunların hepsi birer bir karakter. Ama işte bu etkinliğin olayı da herkesin G-Cloud olması ama. İlginç bir şekilde. Ya, tam olarak çözemedim ama. Sanırım böyle bir olay var abi. Hani baş ağrısı falan çekiyoruz vesaire bir şeyler oluyor ya. Yani gerçeklik dışı bir şeyler görüyoruz. Karşıda da G-Cloud'u görüyoruz. G-Cloud ve varyasyonları. Oradan bir artık kazanayım şu yarışı da. Artık videoyu da bitireyim hani. Daha bunun renderlaması falan var. Uğraşamam yani. O yüzden teşekkürler. Bizi kurtardığın için Rambo G-Cloud. Quarkulet ne ya? Benim kara koyunum falan mısın? Hayır G-Cloud, ben senim. Senin başka bir versiyonun. Başka gezegenden. Ha. Çok fazla etkileyecek bir şey var. Ama şu an hareket etmemiz lazım. Evet bu sefer gerçekten güvenilir. Ve bize yardım etmek için gelen biri. Hayret. Hayret gerçekten. Şaşırdım. Çok şaşırdım hem de. Neyse sevgili arkadaş, etkinliğin 4. günü tamamladık. Videoyu yavaştan sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizlere bir şeyler katabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz. Destek amaçlı bir benim Rabbim kanalımıza da hala abone de. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza yapmasınlar da başka görsellerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.